vatandaşlara 17 Ağustos sizin için neler hissettiriyor diye sorduk. Sakarya'da dünya başımıza yıkıldı 99'da yani. Ben o zaman Arabistan'daydım. Geldiğim akşam deprem oldu yani. Gece 12'de oradan yüzüm aldım. Geri döndüm. Depremde arkadaş kaldı şeyin altında. Mahzene çorba içmeye gelmişiz. Orada kaldı, öldü yani. İnşallah bu günleri bir daha göstermez Cenab-ı Allah yani. Ama şu anda hiçbir hazırlık yok, bir şey yok yani. Bizi gene bir afet bekliyor yani. İnsanlarımız şaşırdı, delirdi yani. 99 nasılsa aynı şu an bu pozisyona geliyoruz yani. Ne merhamet var, ne insanlık var, ne bir şey var bilmiyorum. Allah sonu kaybetsin. Korku içerisinde korktum. Ben o zaman dolaplar yıkıldı, dolaplar altında. Ben tek katlı bir binada yaşıyordum. Gece saat 3, ben iyi bildim. 3'lerden böyle dışarı bir çıktım. Bir anda oturduk, arada fazla geçmeden öyle bir şey oldu. Böyle bir vapur gibi aynı. Hatırlıyor böyle, böyle gitti, böyle geldi. Ondan sonra devletmeye başladı. Sallanmaya başladı, dünya başımıza yıkıldı. Yani gerçekten çok büyük korku yaşadık. Cenab-ı Allah-u Teala bir daha inşallah göstermez. Ne bileyim, kendimizden geçmiştir. Biz haberimiz yoktu dünyada. 10 gün kendimize gelemedik. Bunu 5 ay, 6 ay kimse şey yapamaz. Olabilir, çok insanlar gördüm. Böyle görüyordum ama öyle çatıda ayağa çıkmış. Nerede görmüyorlar. İnsanlar ağlıyor, sızlıyor. Kimsenin eline bir şey girmiyor ki. İnsanlar kendi cenazesini kurtaramıyordu. Ama yine de toparlandı. 17 Ağustos depremini de gördük. Bir de 6 Şubat mıydı? Malatya'yı oradan gördük. Ondan sonraki imar aflarını arada gördük. İmar aflarından yapanların da ülkenin nerelere talip olduğunu gördük. Yakınlarına böyle yoktu abi. Beş taraftan, çevremden vardı o kadar yani. Neler hissettiniz peki? Büyük bir korku, şok. Korkmaktan başka bir şey hissetmedik yani. Bayağı önlerimizden kaçtık gittik yani. Ne bileyim ben, deprem bu. İnsanı korkutmaya bir şey yok ki afetlerde. Yapabileceğimiz bir şey yok ki o konularda. Depremle alakalı önlemler alındı mı? Vallahi ben tahmin etmiyorum. Tahmin ettim çünkü ne dersen hala 4 katlı 5 katlı binalar duruyor yani. Zaten insanı ne öldürür? Binaları öldürür. Yani başka bir şey öldürmez. İnsan 2 katlı evde oturduğumuz zaman bir şey olmuyordu. Tek katlı evde oturup olan bir şey olmuyordu. Ama zemin bizim yok. Arabaların basit bir yer olduğu için İstanbul'da bir deprem olsa burası yıkılır. Onu da söyleyeyim yani. Peşine. Yani bugün yüksek bir depremde burası gider. Çünkü buranın zemini daha düşük. Biliyorsunuz altına 2 metre aşağı in, 3 metre aşağı in zaten su çıkıyor. Yani ben bir gözümle gördüm yani her şeyi. Yaşadığım için biliyorum yani. Allah bir daha göstermesin inşallah. Ben 4 yıl değindim arabadan. 4 yıldan çöpeklere kadar yürüme gittim. Yani yol, araba falan hiçbir yok. Yani İstanbul'da avuzlar yıkıldı. İstanbul'da tramvaylar, metrolar hep çalışmadı. Yani sıkıntılı durum. Sakarya'ya inşallah bir derdine vallahi bu deprem göstermesin inşallah.